Akibe de yeni karakter. Çok lazımdı anasını satayım. Salih, Sezercik filmindeki vuracağım kırbacı diyen çocuk sendin değil mi lan? Doğru söyle. Şu an senden öyle bir elektrik aldım da. Audition'a gittiydim. Benim yüzümden de sıkıştınız. Yani. Yok Ece bacım, estağfurullah. Olur mu öyle şeyler? Dur ben size yardım edeyim. Yok, ben açarım. Araba da çok güzelmiş. Önemli değil. Üstü açık nasıl olsa arabanın ister. Atlar ileri. Biz de biraz bir şeyler görürüz. Oğlum. Ya yanlış anladınız kardeşim. Ben Feride için söyledim onu ya. Açık Feride'nin de artık her yerini gördüm de. Of. Evet. Boka sardı muhabbet. Buyurun. Değil mi Ahmet? Bacım in, gözümü seveyim. Hadi. İneyim ben. Yalnız kafalarınızı öbür tarafa çevirebilirseniz, çünkü huylandım ben az önce. Yardımcı ol. Hayır, alamadım. Baktım ben. Vallahi baktım ben. Beyaz hadi, beyaz rahat ol. Takarım aslında ben bunu. Benim elimden gelir. Takarım ben bunu. Oldu. Bir çekebilir misin onu? Yok, o değil. O değil. Aşağıda bak. Şuradaki. Şuna bas. Oha lan. Oha, diziler birbirine karıştı ya la. Hesari, üstü açık arabayla Faruk Peker fantezisi yapmak şu ekipte bir tek senin zekana yakışır zaten. Kapanıyor oğlum bu arabanın üstü. Kapatayım mı? Kapa lan. Sizin ekip biraz fazla maskülen sanki. Her daim sizinle beraber de işlerini umuyoruz. Bacım kusura bakma, herhalde düğmeler karıştı. Ahmet, Salih, yakalayın. Sıçacağım ağzınızı artık ha! Ahmetciğim, hiç Beykoz trafiğine girme, beni Kavacık'ta bıraksan. Biliyorsun Kavacık İstanbul'un en merkezi yeri. Hatta dünyanın merkezi. Yüzüklerin Efendisi gibi bahçıvan sen miyim lan ben? Niye her yere seninle geliyorum, niye? Ne sapa! İleride otobüs durağı var. Oraya bırakırım, oradan otobüste gelirsin. Hay Allah'ım ya! Amına koyduğunuz arabanı! Pardon hacı ya, senin kafayı. Karakteri hala bir çözemedim ya. O böyle sorumluluk duygusunu üzerine bir giyebilsem, kesip biçiyorlar ya bunlar. Bayağı ciddi alıyorsunuz bu işi. Vallahi almak zorundayım. Bu işi de beceremezsek artık kariyerimiz yerlerde demektir. Ondan sonra çalgı çengi 2'yi de unut. Aslında sizin karakterin sorumluluk hissi sanki doktorluğundan geliyor. Anladım. Doktorluktan da hiç anlamam ben ya. Ben de hiç anlamam ya. En son lisede gitmiştim doktora. Öyle mi? Bayağı önemli bir şey olmalı. Benimle konuşan insanları duyamıyorum diye gitmiştim. Sonra doktorun neyiniz var sorusunu duyunca anladım. Meğer kimse benimle konuşmuyormuş. Benim de vücuttaki demir fazlası problemini sayamazsak, en son sünnet olmaya gitmiştim doktora lisede. Tokat Devlet Hastanesi, hiç unutmuyorum, birbirine girmişti hastane. Hemşireler gözlerinde büyütmüş beni. Şaka ya. Hiç ben de şaka. Orta sonda sünnet olmaya gitmiştim doktora. Hatta yanlış kesmiş, bir defa daha gittim. Ya şimdi bu ipler kendi kendine eriyecek dedi. Benim de şansım erimedi mi? Şişti mi bu? Davul gibi oldu mu? Görsem böyle yukarıdan baksam bendir. Haliyle yanlış kesmiş, öyle kaynadı gitti. Oldu o zaman, ben derhal odama çıkayım. Kapıyı da arkamdan kilitleyeyim. Tabii, sen git. Siz gidin. Zaten sohbet sarpa sarmaya başladı. Dikişlerimi göstermeden siz gidin. Ben o zaman... Ama o doktora mutlaka gidin. Rol için size çok faydası olacak. Görüşürüz. Yani doktorla görüşürüm. Ben bir doktora gözükeyim. Aklını sikeyim, birinci aklını sikeyim ya. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun kıza sen ya? Fıttı. Adam üstü açık arabada mahsur kaldı ya lan. Yeminle belgeseli izliyor gibiyim Salih abi ya. Yaralı parmağı işeme, yaralı parmağı. Hey Allah'ım, yarabbim ya. Fıttı. Lan arkadaş, Amerikan filmi mi bu ya? Gel bir arabayı kilitle, bir üstünü kapat ya. Miami Vice mi buraya? Dungeons'ın kime diyorsun?